sen mesela. Ay şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika. Gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa. Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evin başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarını. Tamam? Babana yap. Yerse. Feminist değil, humanist. İnsansever anlamında. Güzel yermiş ya. Beğendim ben. Benim gizli mekanım. Sırrımı seninle paylaştım. Neden diye sorma. Çünkü sen de bir mandalsın. Dıştaki bu mandallar. Sen ne yapıyorsun burada? Hayda. Sen burada da mı buldun beni yani? Ne oldu? Ne bulacağım be ben seni? Aramıyorum ki bileyim. Senin yüzünden bütün gün arabamı ben kullanmak zorunda kaldım. Sen de buraya gelip yan gelip yatmış kızlarla flörtleşiyorsun. Ne diyorsun kızım sen? Senin anan bugün izinlisiniz dedi. Ben de geldim sahil havası alıyorum. Kimle flörtleştim ben? Ne yaptın? Hadi tamam. Bitti. İzin bitti. Yok. Ah pardon ya. Ama tutman gerekiyordu. Bu hep böyledir. Tutarlar yani. Aman neyse hadi gidiyoruz. Söyle. Bir şey mi dedin sen? Söyle söyle. İçinde kalmasın. Öyle bakışlarınla döveceğine ağzınla döv. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Böyle senli benli. Damla hanım diyeceksin bana. Haddini aşıyorsun. O servet avcısı kardeşin sayesinde akraba olabileceğimizin hayalini falan mı kuruyorsun sen? Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hepiniz geldiniz, doluştunuz evimize. Üstten saygısız konuşmalar falan. Neyinize güveniyorsunuz ya siz? Sen benim şoförümsün. Ona göre davran. Ne yapıyorsun? Ben sana dur demedim ki. Sen demedin. Ama ben diyorum in. İn derken? Arabada. Ah. Ya delirdin mi sen? Yalnız baban bu yaptığını duyarsa seni kovmakla kalmaz. Sen babana söyle önce kendi kızını terbiye etsin. Eyvallah. Ne yaptınız abi, hallettiniz mi? Ha. Tamam, kilere koyun hemen, ben geliyorum zaten. Damla! 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 Kızım sana sesleniyorum. Damla ne oldu? Kurban olurum gözünden akanları senin, ne oldu? He? Götür beni. Götür, sakla beni. Tamam. Tamam. Hadi. İn arabaya. Hadi. Gel. Damla, anlatmayacağım mı artık? Bak sabahtan beri bir kelime laf etmedin ya. Ne oldu ya? Yok, yok benim aklım almıyor. Anlamıyorum ben. İnsan nasıl böyle bir şey yapıp gönül rahatlığıyla susar ya? Nasıl bir kafa bu? Ya tamam, senin aklın almıyorsa bana söyle, belki benim aklım alacak. Sorma Civan. Civan bunu bilmesen daha iyi. Tamam. Tamam anlatma. Ama ben bunu kendim öğrenirim biliyorsun değil mi?
Ondan sonra kafanı taşlara vurma, keşke benden öğrenseydin diye. Ya ben sana bunu söyleyemem ki. Damla. Ya ne olabilir bu kadar Damla ya? Ya Allah'ın adını verdim ya. Allah kafayı yiyeceğim. Allah'ın adını verdim ya. Otobüs nereye gidiyor? Kızım sen ne yapıyorsun burada ya? Ben seni arkadaşına bırakmadım mı? Bıraktım, ben de geri döndüm. Parti havamda değilim pek. E tamam. Geri döndün de yani burada böyle dolanmak için mi döndün? Ay laga luga yapma. Sabah atlayacağını ilk otobüsü sormuştum. Ya. Şey ya. Ya sabah Taksim. Otobüsü öyle Taksim'i göreyim dedim. Böyle Taksim havası işte. Civan. Ben gidiyorum. Ne demek gidiyorum? Memlekete gidiyorum. Saçmalamasan mı acaba? Bu var ya bu. Bu yüzlerce saçmalık arasında saçma olmayan tek şey be. Ben buraya geldiğimden beri ne evlatlığım kaldı, ne kardeşliğim kaldı, ne adamlığım kaldı. Şu köşkte yediğim yuttuğumun haddi hesabı yok. Ona eyvallah de Civan. Bunu görmezden gel Civan. Yapma Civan, etme Civan. Bir kere her şey benimle başladı be. Babam basarım parayı, alırım kızı dediğinde biz çekip gitmiştik. Ben o altı yemeseydim biz çoktan basıp gitmiştik. Altı sana ben yedirdim. Neyse ne. Ben yiyeceğimi yedim, boğazıma kadar doldum. Ben daha fazla burada kalamam, kalırsam temiz deliririm yani. Sen bugün bana bunu mu söyleyecektin? Neden kimseye değil de bana söyleyecektin peki? Duydum seni. Annene bile söylememişsin daha. Neden ben? Öyle. Öyle denk geldi işte. Zaten bir şey de söyletmedin. Ben kimseyim dedin. İyi ki de öyle dedin. Neyse. Kimseye söyledik işte. Şimdi de anamıza söyleriz, çeker gideriz. Anana hiçbir şey söylemeyeceksin. Yok. Sen öyle söyleme. Ana falan deme yani. Sana yakışmıyor. Kaba kalıyor. Bana bak. İstediğim zaman son derece kaba olabilirim. Tamam anlıyorum. Zaten biraz daha kaba olursan kolumu kıracaksın yani. Kırdırtma o zaman o kolunu bana. Gidemezsin hiçbir yere ya. Niye gidemiyormuşum? Gitmemem için bir tane sebep var mı? Tek bir sebep var mı? Sen sebep mi istiyorsun?
Bir bakalım kim karısının hasretine dayanamadı. İşlerim erken bitti. Karımı yalnız bırakmayayım dedim yani. Fena mı yaptım? Hı? Deli misin? Sen çok iyi yaptın. Nasıl olmuş? Ne diyeyim ki ben sana? Gurur duyuyorum seninle. Gel. Nereye? Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Biri Agah Bey için, diğeri de Cenk için. Sen olmasaydın bunu başaramazdım biliyorsun değil mi? O ne demek ya? Ben olmasam da sen bunların hepsinin üstesinden gelirdin. Sen babanın kızısın bir kere. Şahane olmadım ama. Sen yaparsın da şahane olmaz mı? Güzel karım benim. Senin bu abinle baban da benim gibi gurur duyuyor seninle. Yani elimden bu kadarı geldi. En azından atlarını yaşatmış oldum. Daha ne gelsin elimden? Hı? Ne diyeceğim sana? Ekelim mi şunları? Ha? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu, şöyle. Şunların yanına ekelim işte. Bu mu? Bence bu.